seni arayacaktım. Harika geçti bugün. Sorma ya. Ağzından çıkarana kadar 40 takla attım. Yatayları eve gelince anladım. Tamam, uyumam. Gelince detaylı konuşuruz. Görüşürüz. Acaba hırsız falan mı girdi eve? Hayır. Simsiyah hayalet gibi bir şeydi. Eve geldiğimden beri tuhaf şeyler oldu. Ne olduğunu anlayamadım ama çok korkunçtu. Peki siz Eren'le birlikteyken içtiniz mi? Bir kadeh şarap içtik, o kadar. Rana'cığım çabuk çarpıyor ama sana, biliyorsun. Bence sen halüsinasyon falan görmüş olabilirsin. Ama çok korkmuşsun. Benimle yatmak ister misin bu gece? Thank you.
Nasıl geçti dün gece? Dün geceden kastın Eren mi? Evet, nasıl geçti? İyi, konuştuk. İyi anlaşacağız gibi gözüküyor. Oo, beyler bilginize. Rana'nın sevgilisi var artık. Vay, hayırlı olsun. Enişte beni çağır da tanışalım artık. Biraz zaman geçsin de getiririm. Hadi kahveniz için sonra yaparsınız. Rana, kuşum, hayırlı olsun. Söylemiyorsun. Kız böyle bir şey söylenmez mi be? Aa, ne oldu? Her gün gülen yüzün düşmüş senin. Enişte bey canını mı sıktı yoksa? Yok yok, ondan değil. E nasıl geçti? Nereye gittiniz? Anlatsana. Bir kafede oturduk. Sen durgunsun. Bir şey olmuş sanki. Dün gece çok tuhaf şeyler oldu. Ne oldu? Eve girdim. Odalardan tuhaf sesler geliyordu. Banyonun kapısı kendi kendine açıldı. Kapıya doğru ilerledim. Karşımda simsiyah. Korkunç bir şey. Banyoda öylece kala kaldım. Kübra beni çıkardı. Sen ciddi misin ya? Halüsinasyon görmüş olabilirim. Ya da şarap içtik. Ondan mıdır? Olabilir. Bak bir daha böyle bir durum olursa mutlaka söyle, olur mu? Tamam. Canım, sen dinlen istersen. Dersine ben gireyim ha? Yo, iyiyim. Tamam. Sen bilirsin. Şey diyeceğim ya. Hı. Anlattığı şey çok enteresan gelmedi mi? Evet. Ama yalan da söylemez. Bilirsin. Yok yok, yalan değil de psikolojik bir sıkıntısı olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir. Bir daha tekrarlarsa bir çaresine bakarız, tamam? Çok beklettin mi? Yo, yeni geldim. Korkuttun mu seni ya? Hadi geçelim. Yarın işin var mı? 3'ten sonra uygunum. Ne oldu ki? Buluşmak ister misin? Seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye? Sürpriz. Merak ettim. Burana ne oldu senin? Rana. Selam. Selam. Ne yapıyorsun sen burada? Seni bekliyordum. Ne zamandır beni bekliyorsun? Bir saat falan oldu. Rana'cığım hadi gel. Gel eve. Gel. Ne oldu? Bir şey mi oldu yine yoksa? Ya bilmiyorum da. Korkuyorum. Ay neden korkuyorsun? Eve girdim. Bir karartı görür gibi oldum. Düzelteceğim. Bana biraz zaman ver.
Rana. 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 İyi misin? İyiyim, iyiyim, sağ ol. Uykusuz kalmışım. Dün gece pek uyuyamadım da. Arka tarafa geç, rahat rahat uyku. Gerek yok, sağ ol. Ezberiniz var mı? Olmaz. Sürprizin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Ne demek, beğendiysen ne güzel. Böyle bir şey beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar beklemiyordum. Hayatta aklıma gelmezdi. Hem biraz değişiklik olur diye düşündüm. Ya Rana, yanlış anlamazsan sana bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Ya dün de fark ettim de sanki biraz tedirgin gibisin. Yani seni rahatsız eden bir şeyler var gibi. O kadar belli oluyor mu ya? Yani seni tanıdığımdan beri hep gülümsersin ama sanki dünden beri zorla gülümsüyorsun. Ters giden bir şeyler var gibi. Evet var. Ama basit bir şey. Ya nedir o basit olan, anlatabilirsin bana? Tamamen kendimle ilgili bir sorun. En kısa zamanda halledeceğim. Söz. Tamam ama halledemezsen anlat bana, olur mu? Tamam. Söz. Kübra canım, dışarıdasın sanırım. Biraz önce ayrıldık. Ya saçmalama canım, daha çok erken. Neyse ben seni tutmayayım, öpüyorum, görüşürüz. Özge selam, ne yapıyorsunuz? Ya şey diyecektim, müsait misiniz ben bu gece sizde kalsam? Tamam canım, ben bir yarım saate kadar orada olurum. Ben yardım edeyim çocuklara. Yok canım, gel otur, keyfine baksan halleder onlar. Kuzu, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, bir sorun yok. Yine aynı şey mi oldu yoksa? Kübra eve geç gelecekmiş. Gitmek istemedim sadece. Kızım, hazır fırsat işte. Atsana çocuğu eve. Ya dur canım, daha yeniyiz. Bebeğim, bir yıldır sevgilin yok. Ha 2 gün, ha 10 gün ne fark eder ki? Geç olsun, güç olmasın canım. Erken olsun, güç olsun bebeğim. İşte yalnız sessiz sessiz konuşuyorsun ama biz ne konuştuğumuzu duyuyoruz ki. Ay, bir şey de duymasan şaşardım zaten. Abi evde 3 kadın var, yemeği biz yapıyoruz ya. Ay 40 yılda bir mutfağa girdi, 40 yıl söylenir durur artık. Ne konuşuyorsun bakayım sen? Ha? Gel buraya. Ya dursun aşma, dökülecek. Hadi acıktık. Tamam. Sana. Kübra bugün eve biraz geç gelecek de ben de evde tek başıma biraz korkuyorum. Bu gece bende kalır mısın? Tamam, o zaman ben de kafeye geçip seni bekliyorum. Öptüm, görüşürüz.
Bak şöyle söyleyeyim. Gerçekten seni eve atmak gibi bir niyetim yoktu. Ama artık var. Saçmalama ya. Senin evde yalnız kalamamak gibi bir fobin falan mı? Yani son zamanlarda var. Geceleri korkuyorum. Evde yalnız kalamıyorum. Ben gelir hep sende kalırım o zaman yani. Sorun yok benim için. Hoşuna gitti değil mi senin de? Yok canım, öyle bir şey değil. Anladın ya. Nasıl bir şey? Yani senden uzak durduğum her anı özlüyorum. Sen özlemiyor musun? Özlüyorum da. Belki de akışına bırakmak gerekiyor bazı şeyler. Yemek söyleyelim mi, ister misin? Olur.
Hoş geldin. Aa Kübra. Otursana canım. Hoş geldin. Sağ ol. Hayırdır ya, neler olmuş? Ya cenazeyi öğleden sonra kaldıracaklar. Annesi babası perişan halde ya. Peki tam olarak ne olmuş, nedir yani? Kalp krizi diyorlar ama. Aa, bu yaşta ne kalp kriziymiş öyle ya? Vallahi öyle söylediler, bilmiyorum. E kanlar içindeydi falan diyordu. Ya o şoktaydı canım, ne söylediğini biliyor Allah aşkına. Ya özellikle dinledim, başka hiçbir şey yok. Ya içeri bir girdim, panik haldeydi. Böyle çocuğa baktım, yatakta kala kalmış öylece. Ya Çağla, şuna baksana bir canım. Ya tıkıldı kaldı lavaboya. Yarım saatte ne yapıyor orada anlamadım ki. Şey diyeceğim ya. Ben bu akşam geleyim de Rana'nın bütün eşyalarını alayım. Bir süre bize kalsın, olur mu? Evet evet. Bence de hiç gelmesin eve bu ara. Hayatım, bence o evde hiç kalmasın artık. Sen bence neyi var neyi yok topla gel, olur mu? Vallahi artık ben de kalamam o evde. Birkaç gün arkadaşımla kalacağım. Ondan da ev bakarım. Şey diyeceğim bu arada, sizin oyun ne zamandı? Şimdi ayın 18'inde var, 21'inde var. Yani ayın sonuna kadar en az haftada iki kez devam. Ha gelirsin değil mi? Ay yok, 40 kez izledim, gelir miyim daha? Peki Rana çıkabilecek mi? Vallahi şöyle diyelim, olmadan oyun olmaz. Kuzu gel hadi bir şeyler ye. Hadi canım. Ne işle meşgulsünüz? Müzikal tiyatro yapıyorum. Uyuşturucu veya herhangi bir madde kullanıyor musunuz? Bana açıkça söyleyebilirsiniz. Konuştuklarımız tamamen aramızda kalacaktır. Arada bir şarap ya da sigara. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. Peki ne tür sıklıkla görüyorsunuz bu tür şeyleri? 4 gün üst üste gördüm. Ama son 3 gündür hiçbir şey olmadı. Asıl anlayamadığım şey... Rüyamda onun öldüğünü gördükten hemen sonra gerçekten ölmüş olmasıydı. Baktım arkadaşınızın otopsi raporlarına. Kalp krizi dışında bir şey değil. Dini inancınız var mıdır? Evet var. Ama pek ibadet eden birisi de değilim. Ben rüyanızı bir işaret olarak yorumluyorum. Yani bu gördükleriniz sanki bunun bir işaretiydi. Ama ben ilk günler gerçekten bir şeyler gördüm. Rüya olmadığından eminsiniz yani. Eminim. Fazla karanlıkta kaldığınız oluyor muydu? Evet genelde. Gözüm aldığı için odada pek ışık sevmem. Yapılan araştırmalarda karanlıkta uzun süre kalan insanların
halüsinasyon görebileceği kanıtlanmış bir gerçektir. Karanlıkta yapacak başka bir şey bulamayan beyin kendi görüntülerini oluşturur ve halüsinasyonlar yaratır. Bu durum sanki uykuda görülen rüyalar gibidir. Bazı hastalıklara yakalanmış olanlar için durum farklı olabilir. Lakin sağlık durumunuzun gayet yerinde olduğunu görüyorum. 9 gündür de bu tür durumlarla karşılaşmadığınızı söylüyorsunuz. Bundan sonra eskisi gibi anormal bir durum yaşayacağınızı sanmıyorum. Ola ki yaşarsanız seanslara yeniden başlayalım derim. Teşekkür ederim. Rahatladım sayenizde. Rana bizde mi kalacak bundan sonra? Aa, kalsın canım, niye ki? Yo, sordum. İstemiyor musun kalmasını? Yok canım, ondan değil de. Neyse, ilk geldiğinde çok anormaldi, şimdi düzeldi bayağı. Ya biliyorsun, ben öyle sıkıntılı durumlara pek gelemiyorum. Ya maşallah, iyi şimdi. Biz de idare edeceğiz. O kadar aynı çatının ekmeğini yiyoruz. Ya biliyorsun, Rana olmasa oyunların tadı dahi olmaz. Yani işte. Ben sahneye gidiyorum. Sevdi misiniz? Bugün oyun yok, gitmeyiz diye düşündüm. Sen ne yapacaksın ki? Ortalığı toparladım. Dün oyundan sonra hiç ellemedik, kaldı öyle. Geleyim ben de. Yok yok, gerek yok, hallederim ben. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. İlker. Bir şey isteyeceğim senden ya. Sen de ne çok şey istiyorsun arkadaş ya. Farkındayım, fazla yükleniyorum sana ama... Yok yok. Şaka yapıyorum. Sen iyi ol da ben elimden geleni yaparım. Ya kıyafetlerimin bir kısmı evde kalmış, kirli sepetinde. Kübra'ya söyledim, hazırlamış onları. Benim evden alıversene gelirken. Tamam tamam, alırım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Nasıl düştü o ya? Benim sakarlığım. Kolum çarptı. Dur sen kıpırdama, falaş falan getireyim ben.
yavru sahiplerinin aç bir aslan sürüsüne karşı hiçbir savunması yok. Bacakları onlardan kaçamayacak kadar kısa ve dişleri daha yeni çıkıyor. Sen. Bir şey var.
Arda ormanın içinde beni kovaladı. Hayvan falan mı? Yok, yok hayvan değil. Böyle çok korkunç bir şeydi. İnsan boyundan daha kısa, böyle simsiyah, çok korkunçtu. Tamam tamam geçti. Geçti. İlker çok korkuyorum, tamam. Gidelim buradan. Sen eve geç, ben bakayım. Hayır, hayır. Ne olur beni bırakma. Beraber gidelim İlker. Tamam. Beraber gidelim, olur mu? Beraber gidelim. Geçen hafta oyununuzu geldim izledim. Eski Rana'dan hiç eser yok. İzleyiciden performansınla alakalı güzel yorumlar alıyor olabilirsin. Ama ben seni çok iyi bildiğim için performansını hiç beğenmedim. Aklın başka yerde. Bu çok belli. Evet, duydum çok kötü şeyler yaşamışsın. Her ne yaşadıysan şu an bulunduğun yere iyi bak. Olmak istediğin yerdesin. Olumsuz giden şeylerin seni yıkmasına asla izin verme. Benim sana diyeceğim, sorunun her neyse onlarla bir an evvel git ve yüzleş. Sakın sorunlarını erteleme. Onlarla bir an evvel git yüzleş ki aslında senin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görsünler. Dün mutfakta düşen o bardak. Sen düşürmemiştin değil mi? Nasıl düştü o ya? Benim sakarlığım. Kolum çarptı. Dur sen kıpırdama, paraş falan getireyim ben. Nasıl düştüğünü anlamadım. Yeniden geldiğini o an fark ettim. Düne kadar yaşadıklarımın bir halüsinasyon olduğunu düşünüyordum. Ama artık hepimiz biliyoruz. O bu evde. Bizimle. Ya arkadaşlar ne yapacağız? Ya evin içinde bir üç harfli var ve biz onunla aynı çatı altında vakit geçiriyoruz. Bizimkilerin tanıdığı bir hoca vardı. Acaba numarasını falan mı alsam? Ya olabilir aslında. Yok yok ya, ben onların para tuzağından başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşlar başka bir çözüm bulmalı. E başka ne yapabiliriz ki? Benim sana diyeceğim, sorunun her neyse onlarla bir an evvel git ve yüzleş. Sakın sorunlarını erteleme. Onlarla bir an evvel git yüzleş ki aslında senin ne kadar güçlü bir kadın olduğunu görsünler. Ben ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Nedir? Onun derdi benimle. Yüzleşmem gerek. Şimdi siz gidin. Beni bu evde onunla yalnız bırakın. Yok artık, daha neler, saçmalama Rana. Bence mantıklı. Ne? Ne? İstediği biz değiliz ki. Rana'yla derdi var. Bizimle bir işi yok. Ya her şeyi geçtim. Ya Eren'in başına gelenler bizim de başımıza gelirse? Ha? Kabusta kan gördüm diyorsun. E Rana da Eren'i kanlar içinde gördüğünü söylüyordu. Biz gittikten sonra ya Eren'in başına gelenler Rana'nın başına gelirse kardeşim? Hiç vicdan azabı duymayacak mısın? İlker haklı Kerim. Hem birlikten kuvvet doğar. Hayır. Onun derdi çevremdekilere zarar vermek. Öyle olmasaydı o gece Eren'i değil beni öldürürdü. Tek amacı acı çekmem sanki. Şansımızı varsayımlara bırakamayız arkadaşlar. Bu gece Eren'in ölümünün 13. gecesi. Durmayacaktır. Bu yüzden tek yapmanız gereken gitmeniz. Onun derdi benimle.
Bak tek şartım, her yarım saatte bir mutlaka arayacaksın. Bir şey olduğu zaman hemen çağıracaksın. Tamam, merak etme. Rana'cığım, ne olur dikkat et kendine, tamam mı? Görüşürüz. Geceleri simsiyah bir yüzle çıkıyorsun karşıma. Beni korkutmayı deniyorsun. Seni gördüğüm anda kayboluyorsun. Yanımda uyan sevdiğim adamı öldürüyorsun. Söyle bana, kimsin sen? Ya beni öldür. Ya da çık git hayatımdan. Allahümme inne eûzü bike min şerri mâ alimtu ve min şerri mâ alem âlem. Bu gece bu kitapta ne kadar dua varsa hepsini okuyacağım sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa hüvel hayyul kayyum la tehuzü sünnetün vel annem. Lehü mâ fis semâvâti ve mâ fil ard. Men zellezi yeşfeyi indehü illa bi izni. Ya lemu ma beyne eydihim ve ma halfehüm ve la yuhitine bi şey ilmin ilmihi illa bi maşe ve sir kursu semmat vel art ve la yedühi hifsi füma ve hüvel aliyül azim. Altyazı M.K.
Dün gelen kıyafetlerim. Nasıl yani? Dün akşam yeniden başladı. Nalan, Söğüt. Millet! Kargo gelmiş. Gönderici Nalan Söğüt. Evet, not okuyorum arkadaşlar.
gecik oyunuza geldik. Sayenizde çok keyifli bir akşam geçirdik. Bundan sonra sıkça oyunuza geleceğiz. Bizim bir mağazamız var. Başarılı arkadaşlara çam sakızı çoban armağanı bir hediye göndermek istedik. Kabul buyurursanız, sanatın ve sanatçının her daim destekçisiyiz. Vay! Ay ne hoş insanlar var değil mi? Ya böyle seyirci olunca var ya daha da gaza geliyorum ha. Özge bu senin. Çağla bu senin. Berna bu senin. Teşekkürler. Yani bir şey yok. Ne anladım oğlum ben bu işten? Kadın olmanın ayrıca başarılı olmanın avantajları kardeşim. Oo. Ya çok hoş değil mi? Şuna baksanıza. Ay bana da elbise göndermiş baksanıza. Gençler yalnız bana gelene bakın ha. Canım seyirci canım. Oo esas başarı torpilli hediye. Ay kızım gerçekten çok hoşmuş ha. Hazır sevgilin de olacak yeni. Gece giyersin böyle seksi seksi. Thank you.
İşin var mı? Üçten sonra uygunum. Ne oldu ki? Buluşmak ister misin? Seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye? Sürpriz. Merak ettim. Buran'a ne oldu senin? Bilmek istemez. Sürprizi sormuyorum ama bunu da sorayım. Öyle değil mi? Eski sevgilim biraz psikopat. Beni aldattığını öğrendim. Kavga ettik. Ya, o sırada oldu. Böyle çok yeni bir şey değil yani. Nereden baksan bir sene geçti. Sonra ne oldu peki? Barışmak istedi. Ben istemedim. Hatta irtibatımı falan kestim yani. Bütün numaralarımı değiştirdim o derece. Çok çirkinleşti gerçekten her şey. Ama şimdi dönüp de baktığım zaman iyi ki aldatmış da kurtulmuşum diyorum. Hem böylece seni bulmuşum.